Merhaba, yeni bir vloga hoş geldiniz. Bugün misafirlerim geliyor. Sizlere neler hazırladığımı göstermek istiyorum. Önceki videolarımın altında temizlik yaparken de çeksen, tariflerini de versen yaptığın yemeklerin diye yorumlar geldi. O yüzden sizlere de bugün birazcık göstereceğim. Sabah kalktım, hemen banyoyu temizledim, duş aldıktan sonra yatağı yaptım, çamaşırlar vardı, orayı katladım. Çamaşır terini kaldırdım. İçeride bir tane kurumuş çiçeğim vardı. Onu çöpe atarken her tarafı yaprak yaptım. Şimdi oraları temizleyelim. Sizler de görün. Merhaba, bugün sizlere Himbeer Schnitzel, yani bu frambuazlı bir pasta tarifi vermek istiyorum. Bunun içerisinde 100 gram un, 150 gram nişasta, burada 150 gram şeker, 3 yumurta, biraz vanilin, yarım paket kabartma tozu, 100 ml sıvı yağ, 100 ml soda. Bunlar hamuru için gerekli olan malzemeler. Bunları hepsini karıştıracağız. Hamuru elde edeceğiz. 175 derecede pişireceğiz. Üzeri kızarana kadar. Ondan sonra üzerine bir tane vanilyalı puding yapacağız. Yarım litre süt ile. Onu yaptıktan sonra da 750 ml frambuaz kullanacağız. Bir de 750 ml de kiraz suyu, vişne suyu kullanacağız. 750 grama 750 ml. 450 yok, yanlış. Kes. Ben 3 tane yumurtayı kabımın içerisine kırdım. Bir fiske tuz ekliyorum. Şekerimi ilave ediyorum. Vanilya da şekerini ilave edip bunu karıştırmaya başlıyorum. Şimdi kekim fırından çıktı. Bu böyle burada soğumaya dururken yarım litre su aldım tenceremin içerisine. Bu pudingi hazırlayacağım. İçerisine şeker de katacağım. Ama bir bakayım ne kadar şeker girmesi gerekiyormuş. 5 yemek kaşığı şeker diyor. Evet, 5 yemek kaşığı şeker. Bunu karıştıracağım güzelce.
Ondan sonradan da pişirip kekin üzerine dökeceğim. Burada da patatesleri doğradım. Güzelce brokolilerle beraber tepsiye dizdim. Bunun üzerine bir tane beşamel sos yapacağım. Onun da tarifini veririm. Size üzerine de peynir döküp fırına vereceğim. Ama sıcak servis edildiği için bu şimdilik beklesin burada. Şimdi arkadaşlar ben burada parça hamuru hazırlıyorum. Malzemelerimi güzelce kattım buraya. Ben normalde yapılan hamurun yarısını yapacağım. Çünkü misafirlerim o kadar çok değiller. Size ama aşağıya hamurun 1 kilodan olan tarifini yazacağım. Bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Burada şu an birazcık mayayı elimde açmaya çalışıyorum. Bütün malzemelerini karıştıracağız. Ondan sonra güzelce yoğuracağız. Makinede neden yapmıyorum diye soracak olursanız, hamuru yarıya böldüğüm için kıvamını elimle tutturmam lazım. Kendim bakmam lazım. O yüzden elimde yoğurmayı tercih ediyorum şu an. 1 kilodan yapıyor olsaydım, daha önce yaptım zaten bu Hamburg'a yılbaşında gitmiştik ya, o zaman yolda yeriz diye yapmıştım. Çok güzel bir tarif. Instagram'da da resmini zaten paylaşmıştım story'imde. Şu an bunu yoğuracağım. Dediğim gibi kıvamını elimle hissetmek istiyorum. Ondan sonra bir saat mayalandırmaya bırakacağım. Güzelce kaloriferini oraya götüreceğim. Bu mayalanırken diğer yemeklerimi hazırlayacağım. Şu an kekim fırında pişiyor. Ondan sonradan da bunları hazırlayacağız. Mesela bakın şu an hissediyorum. Bunun kesinlikle unu az. Un eklemem gerekiyor. Çok sert olmayacak ama çok da cıvık olmaması gerekiyor. Hamurum çok güzel kabardı. Şimdi elime biraz un alacağım. Aynı zamanda unu buralara da serpeceğim. Çünkü beze almaya başlayacağım şimdi. Bir kilodan normalde 30 beze alınıyor. Ben ama 1 kilo kullanmadım. Yarım kilo kullanacaktım. The truth will break your chains, we have the key.
Burada of lofumuz vardı bildiğiniz gibi, patatesle brokoli. Şimdi onun üzerine sosunu yapacağız. Şöyle iki tane sos kullanacağım. Bunu kullanmamız gerekmiyor. Ben elimde olduğu için kullanıyorum. Normalde tereyağı unla kavurup üzerine süt ekleyip biraz da bu haşladığımız sebzeleri haşlıyoruz bundan önce. Haşlama suyumuzu kullanarak, burada biraz su var. Bu suyu kullanarak da yapabiliriz. İçerisine muskat rendesi koyuyorum. Karabiber, tuz. Bu yeterli aslında. Ben bunu da katacağım elimde olduğu için.